Samsun doğumluyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Adım İlker, İlker Bayar. Kendimi tanıtacak olursam, Samsun'un ilk radyo televizyonlar özelleştiği zaman Samsun'daki ilk radyo programcısıyım. Samsun'a ilk merhaba diyenlerdenim. Şimdi eski o kadar güzelmiş ki, o kültürümüz, yaşanmışlığımız. Samsun doğumluyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Adım İlker, İlker Bayar. Kendimi tanıtacak olursam, Samsun'un ilk radyo televizyonlar özelleştiği zaman Samsun'daki ilk radyo programcısıyım. Samsun'a ilk merhaba diyenlerdenim. Akabinde Samsun'un yerel kanallarında da görev yaptım ve ulusal kanallarda da görev yaptım. Daha sonra Samsun'dan ayrılıp yurt dışında görev yaptım. Yurt dışında yaşadım yaklaşık 20 yıl. Daha sonra kızımın eğitimi için tekrar Samsun'a döndük. Yaklaşık 16-17 yaşındayım. Samsun'da Kurşunlu Camii'nin altında bir eskici vardı. Çok severdim. Bir ilgi vardı. Eskiye çocukluğumdan beri çok fazla bir ilgi var. Oraya girdim. Karıştırmaya başladım. Bir kitap buldum. Hatta iki tane. Ve Arapça, ya Osmanlıca, Arapça yazılı. Çok hoşuma gitti o kitaplar. O zaman öylesine bir üstün körü bir inceledim. Geçiştirdim. İlk işte eskiye, tarihe, antikaya, merak o zaman başladı. Yaklaşık 16-17 yaşındayken ve işte o 30 yıllık hemen hemen 25-30 yıllık bir tutkuyu ticarete, yani işe, ben dedim bunu yapmalıyım, bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Öyle başladım ve Samsun tercih ettik eğitiminden dolayı kızımın. Ve şu anda Samsun'un tarihi Bedestan Çarşısı'nda bu işi yapmaktayım. Osmanlı döneminde alışverişe, işte ticarete çok önem verildiğinden Fatih Sultan Mehmet bildiğim kadarıyla işte Osmanlı topraklarında her bir şehire, her bir vilayete çarşı yaptırmasını söylemiş ve o çarşılara da Bedestan adı verilmiş. Aslında Türkiye'nin çoğu ilinde Bedestan çarşısı var. Samsun'un da ilk en eski tarihi çarşısı Bedestan. Onun için burayı tercih ettim. Çünkü işimizle bağdaşıyor, eşleşiyor. Bedestan'da olmak, burada eski, ikinci el, her şeyi bulabiliyorsunuz. Kıyafet, giyecek, eskiye dair, işte antika olarak veya olmayarak, eskiye dair ne varsa Bedestan'da var. Samsun'un çoğu aslında bilmiyor. Samsun'da Bedestan Çarşısı'nın işte iki kemeri, bakın bir karşıda var, bir girişinde, bir de öbür girişinde üç kemer var. Bir tanesi yaptırılmış, korumaya alınmış. Fakat tabii özel mülk çoğu. Fakat buraya sahip çıkmak, bu tarihi dokuyu tanımak, bilmek adına aslında bütün Samsun'un burayı gezmesi lazım. Burada tarihi ve eskiye dair ne varsa gerçekten bulabileceksiniz. Bu iş öyle bir iş ki, bir tutku, bir hastalık. İşte eskiden, bakın 1960-70'li yılların işte bir mesela kül tablası veya kolonya şişesi, örnek veriyorum. Çünkü bütün dünyadaki eski, tarih, doku, bunların hepsine biz meraklıyız. Bu da bir Alman baston. Bakın baston. El yapımı, tamamen el yapımı bir gül ağacı. Evet, gül ağacından yapılmış harika bir baston. Bu tarih, bu eski öyle bir hastalık ki buna yakalanan daha kurtulamıyor. Aslında eski ve antika bizim tarihimizi, geçmişimizi bize anlatan, örnekler veren, örf adet ananelerimizi, kültürümüzü yansıtan harika bir iş. Ve bu işi yapmaktan o kadar çok zevk alıyorum ki inanılmaz, anlatamam. Özellikle gençlerimiz şu anda çok meraklı. Neden biliyor musunuz? Televizyonlardaki dizilerde işte bir plak çalıyor. Bir plak çalar ya da pick-up görüyorsunuz, gramofon görüyorsunuz. Bunlar şu andaki yeni neslin çok ilgisini çekiyor ve hoşuna gidiyor. Gençler geldiğinde özellikle daha çok mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Ve onlar ne soruyorsa onları cevaplamaya çalışıyorum. İşte eskiden diyorum ki, bakın bu radyo vardı. O zaman FM yoktu. UKV, yani uzun kısa orta dalga yayın vardı. Karasal yayın. Sonradan FM'e geçildi. Şu anda da aldığımız yayın FM.
Ama eski radyolarda FM yoktur. Mesela şurada yukarıda birazdan gösterirsiniz. Bunlar FM'sizdir normalde. 1950'li 60'lı yıllara ait. Daha sonradan isteyen FM taktırıp dinleyebiliyor. Plak, işte plakçalar. Bunlar sanatçıların ilk eski kayıtlarını dinlediğiniz zaman o plaktan aldığınız haz ve zevk şu an televizyondan veya radyodan veya telefonunuzdan dinlediğiniz müzik de bir değil. Onun tadı bambaşka. Hele bir taş plak dinlerseniz alır götürür sizi eskiye. Eski her zaman güzeldir. Eski temizdir. Eski bizim kültürümüzdür. Ve ona sahip çıkmamız gerek. Ona gerçekten sahip çıkmamız gerekiyor ve şu anda Samsun'da sahip çıkabileceğimiz o kadar çok kültürel bir mirasımız var ki ilgi göstermeliyiz, görmeliyiz, gezmeliyiz ve tanımalıyız. Eskiyi, yani atasını tanımayan kendini tanımaz. Atalarımızı, büyüklerimiz ne yapmış, ne yemiş, hangi kapta yemiş, işte ne bileyim o zamanki işte kahve fincanı nasılmış, o zaman hangi kitapları okuyormuş, bunlar çok önemli şeyler. İlk başladığımda bir kitap buldum demiştim ya eskicide. El yazması bir Kur'an-ı Kerim çıktı ve içinden bir belge çıktı. O belgeyi açtım, şöyle uzun, yaklaşık 10 santim eni, işte 50 santim uzunluğunda bir belge. Arapça yazılı ve tercüme ettirdim. İzmir'in işgalinde şehit olanlar için Türkiye'nin her yerindeki büyük camilerde Mevlid-i Şerif okunuyor, okutulmuş. O Mevlid-i Şerif'in davetiyesi, yani İzmir'in işgalindeki şehitlerimiz için okunacak Mevlid-i Şerif'e davetlisiniz deyip Samsun eşrafına, işte esnaflarına bastırılıp dağıtılan bir davetiye, belge. Ne kadar güzel. Bakın bunu 16 yaşında bulmuşum. Bugün onun ne olduğunu öğrendim. Hoşuma gitti, inanılmaz mutlu etti beni. O belgenin olması güzel bir şey. Çünkü o zamanki bir hitap, üslup, yazı o kadar güzel, o kadar lezzetli ki size anlatamam. Şimdiki Türkçemize karışan argo veya yabancı, işte ecnebi dediğimiz kelimelerin olmadığı saf, temiz Türkçemizle veya Osmanlıcayla o üslubu anlatabilmek, yazabilmek, yani bilmiyorum, çok güzel ya. Yani çok güzel. O değerlerimizi, o birikimimizi, o tarihimizi asla kaybetmeden bugüne yerleştirerek ben mutlu olmaya çalışıyorum. Size de tavsiyem, eskiye, tarihimize sahip çıkın derim. Şimdi eski o kadar güzelmiş ki, o kültürümüz, yaşanmışlığımız. Ya bir ürün geldikçe, öğrendikçe, tanıdıkça, çünkü her şeyi biliyoruz diye bir kaydı yok sonuçta. Bizler de hepsinde uzman değiliz. Mesela ben Avrupa porselen, yani bütün Avrupa'daki en değerli porselenleri benim ilgi alanım. Bir ikincisi plak, plakçalar, pick-up, gramofon, radyo, bunlar. Artı efemera dediğimiz yazılı eski belgeler, işte Cumhuriyet dönemi veya ondan öncesi, işte Osmanlı tapular falan. Bunlar elime geçtikçe çok zevk alıyorum. Çok güzel. Çünkü harika, o değerlere sahip olmak güzel. Ve bunu gençlere de, işte buraya gelen gençlere de bunları anlatıyoruz. Artı okumak o kadar önemli ki. Mesela bir sürü kitap var bende. Gençler buraya geldiği, ilgi gösterdiği zaman, bir şey sorduğu zaman onu anlatmak bana çok büyük zevk veriyor. Giderken de diyorum ki al bu kitabı oku, benden hediye. Bunu yapmazsak yetişemeyiz, geri kalırız. Kitap okuyarak, kitap, yani hani kitap okumak mı gezmek mi diye bir şey var ya, evet, okumak. Okumak da çok güzel, gezmek de. İnanın Avrupa'da insanlar trende, dolmuşta, yani o ölü vakitlerini bile okuyarak geçiriyorlar. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bizim de niye işte Avrupa, niye Türkiye demeyeceğiz. Abi biz zaten, yani kültürün kökü bizde, Osmanlı. Oradan geliyoruz. Ondan sonra yayılmış kültür. Ben öyle görüyorum. Onun için eskiye sahip çıkmamız lazım. Şuraya bakar mısınız? Şunun kibarlığına bakın. Bu bir erkeklerin seyahatlerde kullandığı seyahat çantası. Yani burada tıraş takımı, kolonyası, pudrası, işte elbise fırçası, jilet kutusu ve kabında. Ya şunu görmek,
şunu taşımak, şunu kullanmak anlatılamaz bir şey. Sonra işte mesela bir porselen dedim ya, ilgi, yani uzmanlık alanımız. Her bir eskici ve antikacı her şeyi bilmek zorunda değil. Benim bildiğimde işte bakın, Yıldız Saraylar, milli sarayların daha üretmediği Yıldız porselenin şöyle kahve tepsisi ve fincanı. Şu kibarlığa bak. Yani bununla sunum yapmak harika ya. Bizim işte kültürümüz, bakın. İşte kültürümüzü eskicilerde, antikacılarda buluruz. Eskinin çocuklarımız paralarımızı niye tanımasın? İşte eskiden bakın, hangi paraları kullanıyorduk? Dedem, atam hangi parayla işte alışveriş yapıyormuş? Bunları gelip gençlerin öğrenmesi lazım. Bunlar bir birikimdir. Yani şunu öğrenmek bir kayıp değil, bir kazançtır. Yine Türkçemize gelirsek sahip çıkmalıyız. Ben aynı zamanda konservatuar okudum, klasik Türk müziği. Bakın Nesrin Sipahi'nin o döneme ait plağı. Plaktaki üslup anlatılan, diyor ki Osman Nihat Akın'ın en seçme eserleri ile Nesrin Sipahi ve Osman Nihat Akın kimdir besteci? Onu anlatın. Şuradaki Türkçe inanılmaz güzel, lezzetli ya. Ve parçaya bakın. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Samsunları canı gönülden selamlıyorum. Bu vesileyle dışarıdan izleyen Samsunlu olan olmayan herkese de selamlarımı gönderiyorum. Bu bilgi için, bu çekim için tüm SBB çalışanlarına ve emeği geçen herkese, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. SBB TV'ye de lütfen sahip çıkın. Tarihimize nasıl çıkıyorsak Samsun'a da, bu kanala da, belediyemize de, Samsun'umuza da sahip çıkmamız lazım. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden gülücükler, cebinizden paracıklar eksilmesin diyelim.